Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde Atatürk Yaz Okulu'ndan bahsedeceğim arkadaşlar. Yaz okulu kayıt işlemleri öğretim ücretinin ödenmesi ve OBS üzerinden ders seçimi ile gerçekleşiyor. Öğretim ücreti ödemeyen öğrenciler ders seçimi yapamıyor arkadaşlar. Yaz okulu güz ve bahar yarı yılları dışında ayrı bir yarı yıl olmayıp bahar yarı yılının devamı niteliğindedir. Yaz okulu uygulamasına katılım öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda geçen süre eğitim öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmıyor. Güz veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyen öğrenciler yani pasif öğrenciler de yaz okulundan ders alabiliyor arkadaşlar. Öğrenciler yaz okulunda açılan ön lisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en fazla 5 derse kadar ders seçimi yapıp kayıt yaptırabiliyorlar arkadaşlar. Uygulama eğitiminin dönem içerisinde alınmış olması ve ara sınav yani vize notunun oluşması şartıyla yarı yıl sonu yani final veya bütünleme sınavında başarısız olunması durumunda sosyal hizmet lisans ve sosyal hizmet lisans tamamlama programı müfredatında yer alan blok uygulama 1, blok uygulama 2 ve blok uygulama dersleri yaz okulunda alınabiliyor arkadaşlar. Öğrenciler diğer yüksek öğretim programlarının yaz okulundan ders alamıyor arkadaşlar. Yani Atatürk'te yaz okulu olduğu için yaz okulu bildiğiniz gibi bu dönem açıldı. 2019-2020 döneminde yaz okulunda açıldı arkadaşlar. Bu yıl açıldı da. Atatürk'te mevcut bir yaz okulu süreciniz olduğu için yani böyle bir imkanınız olduğu için diğer yüksek öğretim programlarından şey alamazsınız. Yaz okulundan ders alamazsınız yani başka üniversitelerden. Bir öğrenci aynı eğitim öğretim yılında hem mezuniyet 3 ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. İkisinden birini tercih etmeniz gerekiyor. Öğrenciler yaz okulunda açılacak derslerden öncelikle alt yarı yıl dersleri olmak üzere daha önce alıp başarısız olduğu yani FF harf notu aldığı veya hiç almadığı derslerden en fazla 5 ders seçebiliyorlar. Yani alttan ya da üstten ders seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bunu anlatıyoruz. Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır. Ara sınav vize olmuyor. Sadece tek sınav oluyor ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda tek sınav yapıldığı için size verilen şeyler ünite özetlerinden tümünden yani dersin tümünden sorumlusunuz yani. Yarı yarıya bölünmüyor ya da son üniteler falan değil. Tümünden sorumlusunuz. Her yerden soru gelebilir. Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için ayrıyetten mazeret sınavı yapılmıyor arkadaşlar. Evet toparlayacak olursak yaz okulundan alttan veya üstten en fazla 5 ders seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yaz okulu ayrı bir dönem değildir arkadaşlar. Ayrı bir dönem olarak hesaplanmaz. Daha sonra yaz okulunda bütünleme gibi tek sınav yapılıyor. Bütünleme veya 3 ders sınavı gibi tek sınav yani ara sınav vize ve final olmak üzere 2 sınav değil de tek sınav üzerinden değerlendirme yapılıyor. Ve öğrenci sınavlarda dersin tüm ünitelerinden sorumludur bahsettiğimiz gibi. Evet benim bahsedeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür